Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Erçelen, bugün Mount & Blade Bannerlord serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde aslında evlenme yoluyla açtık bölümü ama sonunda Asera ile savaşla bitirdik. Abagay'ın yanına gidiyorduk ama baktık Abagay orduda, hiç uğraşmayalım kardeşim seninle dedik. Abagay'ı biz almayalım dedik. Biz yine sap bir şekilde devam ediyoruz bakalım. Bir kale daha kuşatalım. Asera'ya yazıcı ilerleyeceğiz. Bu arada burayı bizden biri mi aldı? Ben buraları fethettiğimi hatırlamıyorum. Sanırım tarafıma çektiğim adam Elaches klanından direkt olarak bana geldi bunlar. Bakalım. Elaches klanı Catella, Levania kalesi falan fisten. Ben buraları aldığımı hatırlamıyorum inan. Visartos klanı. Visartos klanına bakalım. Bunları yeni mi çektik? Bak mesela bu Taharos'u yeni çektim diye hatırlıyorum ama bilmiyorum yani. Bunlar direkt bana onlardan mı geldi? Sanırım öyle, çünkü 5 başarılı kuşatma sadece bende var. Ve sadece ben kuşatma yapmışım. Neyse, önemli değil abi. Biz devam ediyoruz saldırmaya. Videoları beğeniyorsunuz lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları paylaşarak daha fazla destek olabilirsiniz. Bunları da söyledikten sonra artık Aseray'ımıza yardıma devam edin. Bu arada kanala da katılabilirsiniz yani. 2,5 liraya katıldığınızda videoları erkenden izleme fırsatı kazanıyorsunuz. Nikasor'da sağlam bir ordu varmış yalnız. Ha, Nikasor. Vosturum'u muhtemelen biri kuşatıyor ki Vosturum'a doğru ilerliyor sanırım o. Evet, burada bir Arion ordusu var. Arion'un ordusunu biz hemen yiyelim ama Arion kim ki? Arion kim? Bir klan şefi misin Arion? Evet, seni tarafımıza çekelim. Çok sağlam bir klanım varmış Arion. Arion klanın cidden çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti Arion, senin klanın. Şimdi kalabalık gözükelim de adam desin ki abi ben bunların şeyine geçmezsem abi, bunların klanına katılmazsam beni yer, öldürür desin. Ona göre şey yapalım. Direkt kritik vuruş yaptık. Arion, eğer parayı da uygun bir şey yaparsak ben seni alırım yani. Etkisiz oldu. Bu olmadı bak Arioncum. Bu olmadı bak. Bunu şey yapalım. Bunu da yaptık. Ben direkt şansa bakıyorum abi. Fazla takmaya gerek yok bunları diye düşünüyorum. Yok adam kimmiş, şeymiş, neciymiş. Bunları fazla takmıyorum. Arion. Tamam. Gel Arion. Öl bakalım. Şimdi gitmekte serbestsin hadi. Şimdi gitmekte serbestsin. Adam bize katılmayacaksa abicim, bir tokatlayalım o zaman. Bir kendine bir gelsin yani, değil mi? Bir kendine bir gelsin o zaman abi. Adam madem bize katılmıyor, o zaman onu bir şamarlayalım, bir kendine bir getirelim ya. Burada bir ordu var. Bu kaleye saldırırlarsa iyi olacak. Kaleye saldıranlara saldırırlarsa iyi olacak. Üstün Fulga'ya gidelim o zaman biz. Abi ordu kurmuşsunuz, boşa mı şey yapıyorsunuz yani? Ordu kurduysanız işinizi yapın. Olayınız ne? Boşa ordu mu kurdunuz yani? Savunucuları da oldukça azmış buranın. Güzel, biz burayı indiririz o zaman. Ne kadar şeyimiz var? 33. Orman halkından Gutrak. O Mesui. Bizim Mesui'miz var burada. Gutrak katıl bakalım abi bana o zaman. İşinde gücünde yoksa bana katıl. Hadi bakalım Gutrak. Kenti kuşat. İşin gücün yoksa abicim, buyurun yani. O zaman bir sağlam bir kuşatma görelim be. Değil mi? Zaten adamlar fazla güçlü değil. Sağlam bir kuşatma görelim abi. Burayı biri iyi dövmüş. Mesui muhtemelen bu surlarını dövdü ama savaşta başarı elde edemedi anladığım kadarıyla. Ordu sayımız da fazla yeterince burayı indirelim abi biz direkt. Hüsnü Fuluk'a gidip. Zaten Aseray'da kimse kalmadı. Bunların rahatlıkla tarafımıza çekilmesi lazım artık. Şu eleman sadece bizim Arion yüzdü. Aslında bayağı da burada Lukon ölmüş. Bayağı adamları var yani. Şunların mesela ordusu olmadığını varsay. Bu, yine de iyi bir klan yani ama o kadar fazla para istemesi hoş değil tabii ki. O kadar parayı hak edecek bir klan mı? Sanmam. Yemeğin ordundaki aç askerlerle paylaştı. Anlaşılan bizimkilerde şey yemek yok abi, erzak yok. Biz paylaşıyoruz onlarla. İlginç. Neyse, önemli değil. Önemli olan savaşı kazanmak. Savaşı kazanalım da gerisi mühim değil abi. Bayağıdır böyle kuşatma yapmıyorduk abi. Devam edelim bu şekilde. Ya surları yıkıp girmek kolay tabii ki. Ama böyle bir kuşatmanın zevki de iyi. Yalnız şehir çok güzel yerdeymiş ha. Bayağı bir görkemli durmuyor mu şehir? Çölün ortasındaki vaha gibi bir şey. Güzel şehir. Sevdim. Oo, vallahi güzel şehirmiş ha.
Bu şehri ilk defa mı fethediyorum ben? Yani bu kale tarzında. Sanırım bu kale tarzında ilk defa savaşıyorum ben. Sanırım. Bayağı güzelmiş lan. Kapıyı vuralım bakalım. Sağlam mı kapı? Kapı sağlam, güzel. Sevdim ben. Kapı sağlam mı diye adam Menavlyon'la vuruyor. Güzel. Alıcı gözüyle bir bakalım da şehrimize. Sonuçta burayı alacağız biz ya. Bir alıcı gözüyle bir bakalım. Sonuçta birazdan burası bizim olacak. Ben burada daha önce savaştığımı hatırladım buraya gelince. Çünkü burası bug'lıydı. Ben buradan atlayarak içeriye girmiştim. Eski seride burada savaştığımı hatırlıyorum. Şuradan bir yerden atlayarak girmiştim çünkü ben buraya. Buradan içeriye girmiştim atlayarak. Bug'lıydı burası, hatırlıyorum, evet. Ha, şuradan girmiştim değil mi? Şuradan dolaşarak. Sanırım. Neyse, mühim değil. Güzel şehir. Severiz abi. Alalım biz burayı. Gerçi bizim savaşmadığımız bir kale şehir yapısı olmaması tuhaf olurdu yani. Biz diğer Kuzeyit'le şey yaptığımız yer neredeyse dünya fethi yaptık yani. Almadığımız yer kalmamıştı. Bana ok atacak cesareti göstermen takdire şayan. Al bakalım şunu. Al bakalım şunu. Neyse, tamam, oklamayın lan. Tamam, yeter. Yeter kardeşim, ne okladınız be. Kulemize gidelim bakalım biz. Gençler biraz hızlı itelim ya. Biraz hızlı itelim ya. Ben şu işi yapamıyoruz. Çekil. 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 Çık. Bir işi yapamıyorsun. Hadi oğlum hadi. Rohan bayrakları buraya dikilecek. Buraya dikilecek. Ya dikilecek ya dikilecek. Yalnız onlardan biri bana sıkmazsa sevinirim yani. Tabi bana olan bir hedef alma durumu yok şu anda da yani. Çünkü o direkt tek atıyor. Lütfen öyle bir şey bana sıkılmazsa sevinirim. Hadi oğlum, hadi oğlum. Tamam abi, burayı sal. Oradan çünkü öleceğim ben yoksa. Daha savaşa katılmadan öldüm yani ya. Biz en azından kapıdan gelelim o zaman ya. Yalnız çok kalkansız dolaştığımız için bize kalkan yok. Hasar almamız çok doğal tabii ki. Şuradan bana bir şey gelmez umarım. Umarım. Evet. Yalnız bayağı kayıp verdik daha şehre girmeden ha. Daha şehre girmeden epey kayıp verdik. Bu şehir bizi zorlayacak. Ya tabii mesafe çok uzun. Aa, şuradan geliyorsun. O zamana kadar adamlar hayvan gibi okluyorlar seni. Bu kadar kayıp vermemiz normal. 17 kişi almışız, onlar 30 kişi almış bizden. Yalnız ben buradan düşersem söverim. Bak, ben buradan düşeceğim. Çıkın lan. Abi beni buradan düşürecekler abi. Beni buradan düşürecekler abi. Beni buradan düşürecekler. O arkamdaki adamlar beni sıkı tutsun. O arkamdaki adamlar beni sıkı tutsun. Çabuk. Az daha düşüyorduk. Vallahi düşecektik. Şuradan ben bir içeriye gireyim abi. Kasa kasa girdik. Sorun yok. Kasa kasa giriyoruz. Problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem yokmuş gibi en azından davranalım. Devam. İçeriye doğru abi. İçeriye doğru. Olabildiğince. Oo, orada çok kişi var. Ben biraz geriden savaşalım. Bu arada kasıyor. Yine de eskisi kadar değil tabii. Eskisi daha fazla kasıyordu. Ya bu ani droplar sıkıntı işte ya. Oyunda bu optimizasyon sorunundan kaynaklı. Bunlar düzelir diye düşünüyorum tam çıkışında da yani. Bayağı oldu oyunu ya. Şu ana kadar epey düzelmiş. Ya epey ilk çıkış şeyine göre bayağı düzeldi de. Daha da düzelmiş olması lazım diye düşünüyorum ben. Bir bilirkişi değilim ama. Kendi görüşüm bu yönde. Al şu oku bakayım. Şunu da al oğlum. Şunu almayın. Bunu almayın. O iyi değildi. Sen geç yanımdan. Bana bir şey yapmadan. İşte bunu bekliyordum. O yüzden bakıyorum yanıma şeyime. Biri gelecek mi acaba? Bir çakal gelip bana dalacak mı diye bekliyorum da. O çakal da bu işte. Geldi oradan bana dalacak.
Hocam kapı açıldı. Kapıya doğru bakın. Bana bakmayın. Sen arkanı dön. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yapmayacağım. Dön lan arkanı. Orada kapı açılmış. Kapıya odaklan. Oğlum kapıya bakın. Kapıya. Ben burada bir şey yapmıyorum ya. Oğlum bir şey yok burada. Kapıya doğru odaklan. Kapıya odaklan. Kapıya odaklan. Açın lan şu kalkanı. Ha, sizde kalkan yok. Sizle ilgileneyim mi? Evet, şehir düştü. Şehirde artık bir şey kalmadı. Kaçmalar başlıyor. Hocam şöyle bir kaçmanıza izin veremem. Eğer hızlı koşarsanız kaçabilirsiniz. O da size kalmış bir şey. Ne kadar hızlı koştuğunuza bağlı. Benden hızlıysanız kaçabilirsiniz tabii. Ama Menavlion'undan da hızlı olmanız lazım aynı zamanda. Kaçabilirsiniz. Ancak bu şekilde. Hadi oğlum, bir eğil bir şeyler yap ya. Kaçmaya çalış. Hop, o da gitti. Şehir düştü artık. Son 30 kişi. Bunlar da kaçmaya çalışıyor zaten. Onları da bizimkiler indirsin abi. Bizimkilerin ekmeğini çalmayalım. Nereye abi? Nereye? Oh, fena tekme attım ama ha. Siz buralara niye tahkikat kurdunuz ki abi? Buraya kurduğunuz savunmayı şehir kapısının önüne koysaydınız daha mantıklı olurdu. Şehrin kapısı kırıldıktan sonra en azından adamlar bir şeyde karşılaşmış olurdu. Bir dirençle karşılaşmış olurdu. Bir kişi kalmış. O bir kişi inşallah bug'a girmemiştir. Şunları takip edeceğim bakalım. O bir kişinin kaçmaması beni şüphelendiriyor ama tamam aldılar, güzel. Aseray milis okçusuymuş o sona kalan kişi. Yağmacılarla işimiz gücümüz yok, onları da grubumuza katacak değiliz ya. Belki şans eseri diğer şeylerden dolayı girmiş olabilirler ama gidip de yağmacıları grubuma katmam abi göz göre göre. Diğer gruplar mesela diyelim 30 kişiyi birden aldım. Onların içine karışmışsa girmiş olabilirler tabi. Güzel bir şehrimiz daha oldu. Buraya da mal satalım hemen hızlıca. Erzakları satmak lazım abi. Erzak satmak lazım buraya acil. Bir sıfır ele geçirildi. Okutun abi şuraya. Elimizden ne varsa okut şuraya. Bayağı da para varmış şehirde. Ver abi ne verebiliyorsan ver. Ha, şöyle atları alalım abi. Var mı at şeyi? Oo. İyiymiş. İyiymiş abi. 60. Bizimki kaçtı acaba? Dur bir dakika bir. Bizimki kaçtı? Bizimki 53 değil mi? Bayağı sağlanmış. Güzel güzel. Bizimkini de diğer çocuklara verelim hemen hızlıca. 53. 52'yi de başkasına verelim abi. Tamam. Tamam, şimdi satmaya devam edebiliriz. Şunları çıkaracağız şimdi aradan. Hop, tamam. Paran yoksa sıkıntı değil. Onu bir şekilde şey yaparız, anlaşırız abi. Hemen şehri direkt hızlıca birine verelim. Hüsnü full kime gidecekse gitsin. Aserayları bitirip lordları tarafıma çekmek gibi bir amacım var. Bu amaç uğrunda ilerliyoruz şu anda. Şimdi buradan ne yapsak? Liderlikten daha yeterince ilerledik abi. Daha ne liderliği gideceksin değil mi? Şuna ver abi burayı da. Ha yeter, daha ne liderliği be kardeşim diyecek olabilirsiniz ama liderlik de önemli. Aseray'ın şehri kalmadı abi buralarda. Tamamen içlere doğru çekildiler. Bu içleri de çölün içine doğru ilerlediğimizde bakalım bizi ne sorunlar bekleyecek. Ya bizim için şehir tabii ki önemli de yani şehirden önemli olan şey Eldan Zoros. Şehir tabii ki de önemli de abi. Önemli olan Lord abi. Tarafımıza çektiğimiz Lord. Sıçanis. Al abi şimdi destek sanaymış. Ya kim eliyse o yani. Biz de en yüksek oy kim alırsa ona veririz abi. Umarım bizi birileri satmaz yakın zamanda. Birileriyle satmazlar umarım. Bu arada ordu ne durumda şu ordu? Üstün Fulk yerleşkesi. Ne abi siz ne işe yarıyorsunuz bu arada? 700 kişilik ordu kurmuşsunuz. Olayınız ne birader sizin? Harbi olayınız ne birader sizin? 700 kişilik bir ordu kurmuşlar dedim de 700 kişi değil yalnız bunlar. Daha gelenler olacak sanırım ordularına. Anlaşılan öyle gözüküyor. Yalnız şu savaş. Boncuk'a tabii ki de yardım etmeyeceğim. Daha neler. Asları ile Batı İmparatorluğu barışalım. Batı İmparatorluğu diye bir şey kalmadı ki. Batı İmparatorluğu diye bir yer yok abi. Onu aklınızdan şey yapın. Söküp atın yani. Batı İmparatorluğu diye bir şey yok. Öyle bir olay yok abi. Sizi kandırmışlar. Öyle bir devlet kalmadı artık.
Bizi kandırmışlar kardeşim. Bayağı da erzağımız var. Bu erzak bize ne kadar gün yeter? 30 gün yeteceği söyleniyor. 30 değil mi o? Evet. Razi dağımız. Jaseraylara basmaya devam ediyoruz abi. Tarafımıza çekmeye çalışacağız. Battaniye Aseray'a savaş inat. Tabii güçsüz olduklarını görünce abi adamlar. Biz de alalım. Şu şeyden biz de bir parça koparalım derdindeler. Pastadan. Herkes pastadan payını almaya çalışıyor tabii ki. Bir tane normal mancınık olsun abi. Herkes pastadan ufak bir pay koparmaya çalışıyor. Biz de bu pastadan en büyük payı almak gibi bir şeyimiz var. Asera ile Battaniye savaş. Oğlum daha yeni savaştınız. Savaş açıldı. Daha ne oldu da şey yaptınız hemen barış yapıldı. 7 başarılı baskın, 2 başarılı kuşatma. Kuşatmaların hepsini benim yapmam üzücü bir şey yani bu. Krallıkta bir tek adam ben miyim yani abi? Abi bu cidden üzücü bir şey. Mühendislikte beceri puanı kazanalısın güzel. Yani harbiden bu yani şu demek oluyor bu. Başka bir cacığa yarayacak adam yok. Koskoca grupta. Koskoca krallıkta. Bir işe yarayan ben varım herhalde yani. Diğerleri hiçbir cacığa yaramıyor. Çünkü koskoca ordu kurmuşlar ve orada hiçbir şeye yaramıyor abi. Birader hangi menzilli aleti vurdu yalnız o? Ben öyle bir alet görmedim çünkü boşta sıktı o. Ne Asera ile barış yapması ya? Of, sizde de uğraşılmıyor be abi. Dur bakalım. Çıkabildik değil mi? Kuşatmayı kaldır. Eğer kuşatmayı kaldırmadan barış yaparsak çünkü biliyorsunuz sorunlar oluyor. Şehre mehre giremiyoruz. Öyle bir bug var. Bu ne lan böyle? Direkt bu şekilde görebiliyorum. İlginç. Madem çok isteniyor abi, barış yapalım. Madem isteniyor yani %100 çünkü yani %99 çoğunluğun desteği alınmış sonuçta yani burada. Ama bana savaş ilan edecek bir yer göstermeniz gerek yani ama. Ya bunlarla barış yaptık da bana bir o zaman savaşı yapacak bir yer gösterin abi. Madem barış istiyorsunuz yani çok çabuk barış yapıldı be. Bunlara da ürünlerimizi satalım. Mesela şu demir cevherine ihtiyacım yok abi okut gitsin. Ya şeyle uğraşmayacağım anladınız mı ben? Ahşap, çömlek. Ya bu seride gidip de demircilik yapsam mı acaba? Ben ne yapsam demircilik falan şöyle mi yapsam böyle mi? Yok abi bu seride onlarla uğraşamam. Koskoca kralız yani biz. Ne demirciliği neyle uğraşacaksın sen? Kral adamsın bırak. İçecek falan alsınlar abim çocuklar. Balık. Al yiyeceğe odaklanalım. Ne yiyebiliyorsa yesinler abi biz de adamlarımızın iyiliğinden başka bir şeyin bir önemi yok abi. Adamlar yeterince yiyebileceği şeyleri yesinler. Moralleri yerinde olsun. Savaşçıları da iyi bir şekilde savaşsınlar abicim. Barış ilanı yaptık. Asera'yla. Şimdi bana savaşabilecek bir adam bulmanız lazım. Veya Abaga'ya gideyim ben. Artık bu Abaga'ya gidelim. Razih'teymiş Abagay. Esir mi tuttunuz lan bizim şeyi? Abagay. Yalnız Abagay cidden Razih'te mi? Kuzeyitlerin Abagay'a sarayın Karagerken diğer tarafından tutsak alındı. Harbiden Abagay şeymiş. Kaleye git. Zindana git. Abagay'la konuşmak istiyorum ben. Olaya bak sen. Birader burada bizim bir elemanı şey yapmışsınız siz. Hayırdır yani? Olay ne yani? Bu Abaga'yı nasıl esir alırsınız siz? Burada şimdi nöbet mi tutuyorsunuz? Kaçsalar ruhu duymaz bunların valla. Hiç ses de kasmıyorlar. Arkadan kim geliyor diye dönüp bakın bari. Kardeş sen ne tarafa bakıyorsun? Şu mu yani? Bu tarafa mı bakıyorsunuz? Mükemmel. Abagay. Seninle bir konuşmam lazım birader. Şöyle girebilir miyim lütfen? Kapıya şöyle kilidi kılıçla vursam. Olmaz mı? Evet. Adınızı öğrenebilir miyim? Seninle konuş. Değil. Ben öyle bir kural koymadım. Ben öyle bir kural koymadım Abagay. Ya bir de alacağımız şey de bu yani. Puh senin Allah belanı. Bunu mu alacağız biz? Allah Allah şunu mu alacağız? Düştüğümüz durumlara bak. Peki ben bunun şeyini ödeyemiyor muyum ya? Şeyini neyse ödesek abi alsak bunu olmuyor değil mi?
5 seviyeyiz. Yoldaş limitimiz dolu. 6 olsak yoldaş sayı limitimiz bir artıyor. Yani pek fazla bir şey bize katmıyor. Amul'un birliği çok iyi durumda. Yeni parti oluştur. Kervan oluşturabiliriz para kazanmak için de. Yani şunlardan artık bir para kazanalım lütfen Allah aşkına. Bak şurada eksi kaç bin veriyorum ya. Eksi kaç bin şey yapıyoruz ya. Haraç ödemeli. Haraç ödemesi ne ya? Haraç ödemeleri ne alaka abi? Şurada bir duralım bakalım. Kaç para ödeyeceğiz günlük? Buradaki gerçeği yansıtmıyor çünkü. Ha, turnuva var mı birader? Arenaya git. Yok, turnuva yok. Belki turnuva vardır dedim de yok abi. 1800. Gayet iyi. Bizim çocuklar burada at koşturuyor yani. Harbi gerçek anlamda at koşturuyorlar. Bayağı bir krallık olarak büyüdük ya. Cidden büyüdük, cidden büyüdük abi. Kaç oldu sayımız? 6300. Kuzeyitlerin 12000. Vilandiyalıların 10.000. Vilandiyalılar ve Kuzeyitler en güçlü şeyler şu anda. Ragia. Seni biz tarafımıza çekeriz Ragia. Sen zaten kraliçeydin. Şimdi kraliçelikten gittin yani. Senin bir şeyin var sadece. Bir kalen var. O da pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Belki çekebilir seni. Tarafıma çekersem seni çok güzel olur. Ragia'nın çünkü kalanı bayağı iyi. Deneyeceğiz. Şansımızı deneyelim abi. Şu an zaten savaşımız yok. Boş işlerle uğraşma zamanı tam. Ragia gibi bir eskiden kraliçe olan birini tarafımıza çekersek hem namımız da artar. Evet. Bunu bir kere yapsaydık. Yalnız 2'dir. Tutturuyorduk bunu. Hiç artık tutmadı. Evet. Kritik başarı şansı. O %100. %100 lan direkt. Yani orada kritik vurman lazım diyor yani sana cidden. Diyor ki burada oyun sana orada kritik vurursan eğer olur. Olmazsa olmaz bu iş diyor. Yani oyunun bana şu an dediği şey bu. Eğer orada kritik vurursan %18 şansla Ragia'yı tarafına çekersin. Tabii ki de bunun için ben uğraşacak mıyım? Uğraşacağım. Gerekirse videodaki o kısmı keseriz abi. Ragia'ya konuşmak istediğim bir şey var. Desteğini almak istiyorum. Evet vurduk. Hiç de şey yapmamıza kesmemize gerek kalmadı. Tabii ki burayı da tutturabilmek. Diğeri zaten %100 abi. Ragia lütfen yani bak. Çok şey isteme be. Lütfen. Lütfen be. Neyse. Çok da bir şey istemiyormuş. Bunu çekebiliriz tarafımıza. Ragia bir burada bir kalsın. Ragia bir aklımızda bir kalsın. Şimdi Ragia ile şimdi konuştum ya ben. Tamam. Biz bir para o zaman kazanalım gelelim Ragia. Tamam mı? Seni bir unutmayalım şöyle. Ragia diyelim. Şurada bir kalsın, tamam mı? Oraya bir para toplayıp bir gelelim abi. Neyle para toplayacaksın gerçi ya? Bizim Fulga falan bir gidelim. Elimizdeki malları satsak da olmayacak ki. Neyse, Ragia'yı en azından tarafımıza çekebiliyoruz. Tabii şans lazım yani. Şu an çektik de ileriki zamanda çekebileceğiz mi? Tekrar isteyebilir çünkü bizden bir şeyler. Tekrar... Vasilya sen kimsin? Vasilya sen kimsin? Ragia'nın. Ragia'nın bu arada yani cidden klanı iyi yani. Şuraya baksanıza abi. Klanı cidden iyi. Bize gelirse daha iyi olur. Hüsnüfuruk'ta bir arena var mı? Arenada tabii ki de turnuva yok. Hüsnüfuruk'ta tekrardan para geldi mi? Buraya yakın zamanda mal satmıştık biz. Yine para gelmiş. Güzel. Bunları o zaman satmaya devam edelim biz. İnek satıyoruz. İnek satmaya dik iyiydi abi. Neyse. Çok da önemli bir şey değil. 20 bin daha geldi. Ragia seni ne yapacağız biz ya Ragia? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz cidden bilmiyorum. Benim acilen bir yerlere savaş iletmem lazım. Ve Abaga'ya bakalım. Tutsaklıktan kaçmışım. Abaga'yı. Usek Kalesi. Evet. Savaşta şeyden tutsaklıktan kaçmış. Abaga ile bir o zaman konuşmaya gidelim. Artık şu işi tamamen erdirelim ya. Ha kardeşlikten şu. Bakalım belki sen benim tarafıma geçmek istersin. Tabi aramız sıfır aslında. Geçebilirsin ya. Lorgant kimmiş? Alisyon'da görünmüş. Seni ben bir bakacağım. Tamam hadi kolay gelsin abi. Alisyon neresi? Bilmiyorum. Ama bir Usek'e doğru gidelim. Alisyon neresi olduğunu cidden bilmiyorum. Eğer senle bir şey yapabilirsek sıfırmış yani sıfırsa gelir abi bize. Bakalım. Vosturum bizim şehrimiz. Neresi abi? Vosturum mu? Önce Abagay mı? Önce Abagay'a bir gidelim ya. Gerçi Abagay şimdi kim bilir ta nerededir. O da yer değiştirecek de. Vosturum'u
Abagay Usek Kalesi'nde. Köylere falan uğraya oraya gidelim de onu şey yaparız. Ragia'yı unutmayalım ya. Ragia'yı unutmayalım. İlerleyin abi Usek Kalesi'ne doğru. Usek Kalesi'nden umarım ben geldim. Tam ben geldiğimde gider yani. Tam ben geldiğimde kesin gider. 277 kişiye düşmüşüz bu arada. Böyle adam alalım. Geri kalanlarını satacağım artık şu anda. Şuraya hatta gittiğimizde satalım bunları. Çoğu çünkü artık bana gelmiyor yani. Çoğu artık bize gelmiyor. Hala Usek Kalesi'nde. Tam ben geleceğim bu adam gidecek Usek Kalesi'nden. Biliyorum. Tam ben geleceğim gidecek artık. Bu arada bunda bir ordusu da kalmadı abi gayet. Bortu sen kimsin? İlk defa duydum. Monçuk'un şeyinden kolay gelsin. Bu arada Abagay'ın klanının Ortongrad'ı var bir de kalesi var. Bir şehir bir kale. Bu değil. Abagay'ı aldıktan sonra bu şey değişebilir. Birisiyle toplantı. Kaleye giriş talebet. Usek Kalesi. Usek Kalesi'nden ne zaman gidecek bakalım. Konuşmak istediğim bir şey var. Abi. O surdan aşağı seni var ya sarkıtırım bak. Kimsiniz lan siz? Beni almıyorsunuz. Hayırdır oğlum? Adamlardaki cesarete bak yani cidden bu cesaret. Yani cesaret cidden cesaret. Beni alamamanız yani bu içeriye harbiden cesaret. Korijin, Korijin sen kimsin lan? Seninle bir görüşelim bakalım. Belki seni alırız. Korijin. Tulak yine Abagay tarafından. Ama senin bir yeteneğin yok be. Sen bir yeteneksizsin ve yaş 45 zaten. Senin muhtemelen bir eşin var aynen. 45 göstermiyorsun ama çocuk gibisin ya. Vallahi çocuk gibisin yani. Hiç göstermiyorsun. Şu Ragia'yı alabileydik iyiydi. Oragur. Oragur kimmiş bakalım Oragur. Burada Ragia'lara yerleşim vermişler mi acaba? Bakalım Ragia. Evet bir tane yerleşim var. O yerleşimler olmasaydı aslında bizim tarafımızda çok rahat geçerlerdi bunlar ya. Tulak. Senle bir görüşme yapalım bakalım. Ya sen muhtemelen bizden 500 bin falan istersin en aşağı yani. Bir tane şehri var. Najun, Alia. Oğlum Alia Najun değil. Bir dakika dur dur. Şimdi lan bizim alacağımız? Abagay. Babası. Kim oğlum bunlar? Evlilik yolu ittifak. Hani Najun de ha, bizden biriyle. Kardeş Abagay'la yalnız o ben olacağım yani. Dur bakalım dur. Aliye diyelim. Aliye yalnız erkek şey değil mi abi? Patit. Tamam kardeşim Abagay'ı arıyorsunuz tamam onu anladık. Neyse dur bakalım. Kritik gelene geçene bu sefer de kritik vuruyoruz ya. Vallahi gelene geçene kritik vuruyoruz artık. Buraya bak. Kulak seni de alamayacağız da yani. Bu arada bunu alırsak tarafımıza çekersek Abagay'ı almam ben. Yani dediğim gibi bu adam çok para ister abi. Adamın zaten 370 bin parası var yani. Bu adamla nereye şey yapıyorsun? Kardeşim bu Abagay'ı ben Najun'a mı alsam acaba? Ya al abi Abagay'ı Najun'a ya da Najun'a niye alıyoruz oğlum biz Abagay'ı? Çıkarın lan şunu Usek Kalesi'nden. Hapsetmişler oraya. Oğlum beni buraya alın. Beni buraya al. Beni al buraya al. Korijin. Korijin de buradaymış. Korijin. Birader şuraya beni alın. Heh Abagay Ortongard'a gitmiş ya. Sonunda. Biz Abagay'ı kendimize alacağız ya. Başkalarıyla ittifak yoluyla bir şeyler yapabiliriz ama. Şimdi şöyle. Güçlü adamlarla yapabiliriz cidden öyle bir şeyler. Bizim abimiz var sonuçta. Kaleye git. Abagay. Konuşalım bakalım. Abagay bu arada sağlam yani. Yetenekleri iyi. Uzun zaman oldu. Abagay. Aramızda ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Konuşmak istediğim şey var. Evet. Evet. Tamam şimdi halledelim işte. Onu şimdi halledelim. Konuşmak istediğim bir şey var.
Tabii sorun olacak. Ha şu. %100 oğlum direkt. Direkt %100 yani. Oha. Direkt %100. Bizi reddetme şansı yok. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Güçlü bir konu metin ne yaparsın? Abi her şeyimiz direkt yani. Bizde bu arada yani herkes direkt can atıyor şu anda. Biraz burada zaman geçirelim o zaman. Hatta yani biraz değil. Biz gidelim direkt abi buradan. Bunu hallettik. Bir süre sonra gider konuşuruz tekrardan. Yani tekrardan muhtemelen şey yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Birkaç gün bir bekleyelim. Tekrar konuşabileceğiz mi diye bekleyelim. Bakalım. Oragur sen kim? Oragur sen şeylerin zaten klanındaydın ya. Bunların klanındaydın. Evet. Seninle bir şeyimiz yok. Artık bence yeterince bekledik. Şimdi hayır o değil işte. O olay değil abi. O ona basmayacaksın. Bunu direkt bizim şehre gelip konuşmamız lazım. Ya kardeşim bir abi bu çocuğu yine mi şey yaptınız? Bakın şu kadın şunu lütfen. Ya Hubsek Kalesi'nde kim kapatıyor onun ya? Üş. Bir de bunu Ortongard'da olmasını beklemek var yani. Bir de bunu Ortongard'da bekleyeceğiz. Abi Hubsek Kalesi beni içeri alın be. Niye? Aha Abagay'la konuşabiliyor sonunda be. Abagay artık zırhını girmiş, giymişsin. Kendine gelmişsin anladığım kadarıyla. Evet. Burada artık hallediyoruz bu işi. Babasıyla konuşma, ondan sonra anlaşırız yani. Etkisiz mi? Hayır. Umarım save almışımdır. Kritik hata. Evet. Ailenin onayını alırız. O bir şey değil. O bir şey değil. Sen onu takma kafana. Sen onu takma. 19.50. 19.52. 2 dakika önce. Az önce almışım sanırım. Of gitti. Bir save alaydım iyiydi. Bir save alaydık iyiydi be. Umarım o ilk konuşmayı yapmışızdır. O ilk konuşma zaten sıkıntı değil. Her şey %100 şans da. İkinci konuşmada biraz afalladık ya. Abagaycım. Az önce böyle değildin sen. Az önce böyle değildin sen. Ha tamam bu konuşmayı yapmışız o zaman seninle. Biz seni artık o zaman diğer yerde bekleyelim. Biz orada seni bekleyelim tamam mı? Sen oraya gelirsin. Anlaşmış gibi daha öncesinde anladın mı? Usek'e gideceğine anlaşmış gibi. Bununla bir konuşalım orada. Şuradan bir save alalım da yani bu işi yaparsak bu arada yani merak ediyorum. Daha önce hiç yapmadığım için babası falan bizim şeyimize gelmek için daha az para mı isteyecek bir şeyler mi olacak? Yani bunları merak ediyorum. Abagay. Usek Kalesi'ne gelmiş. Hoş gelmiş. Abagaycık. Hoş geldin buraya Abagaycık. Abagaycık konuşmak istediğim bir şey var. Kısa bir sorum olacak. Artık gitmeliyim. Tamam teşekkürler. Ben bu Abagay... Burada beni bıraksanız ben burada kalsam olmaz mı? Yalnız... Alayım milis yani. Boş bir yer. Çoğu milislerden oluşuyor. Boş bir yer abi. Harbi boş beleş yer yani. Ben şurada o zaman köyde konaklayacağım. Bizi köyde konaklayacak adam yaptınız ya. Yazıklar olsun size. Bizi köyde konaklayacak adam yaptınız. 2 gün sonra hallettik. Bu arada daha bizim şeyler falan da vardı. Monçuk'un kızları falan da vardı. Onlarla da anlaşmıştık. Evet birisiyle Abagay. Abagaycık. Evet geleceğimizi konuşalım. Hadi bakalım. Ya etkisiz deme. Deme o etkisiz. Şu ikinci kritik şanslıyı yaparsak. Evet. Halledeceğiz. Biz seni alacağız, alacağız. Alacağız seni merak etme sen. Sen merak etme. Seni alacağım ben. Sen bekle kardeşim. Sen bekle. Yalnız benle dışarıdan konuşman da cidden çok kalbimi kırmadı değil yani. Kalbimi kırmadın değil. Oradan dışarıdan konuşman cidden çok kalbimi kırdı yani Abagay. Yani öyle şey yapma. Bir içeri giriş yapabilseydik en azından yani. Hiçbir yetkin de mi yok ya? Aşağıdakine basalım tamam. Şimdi 61. Aşağıdakine basalım tamam bu da oldu. Sonucuyu da yine alttakine basmıştık. Tamamdır bu işi hallettik. Tulak'la gidip hallediyoruz o zaman. Yalnız Tulak umarım para istemezsin ha. Kardeşim çeyiz olarak umarım fazla bir şey istemezsin yani Tulak. Bakalım. İsmini hiç duymadığım bir yerdesin.
Evet, Ortongard'a geri dönersin muhtemelen sen oradan diye düşünüyorum. Belki dönmüşsündür bile. Neyse biz oraya doğru ilerleyelim. Ha Tulak. Kardeş şu işi biz bir halledelim be. Dur. Şu işi bir halledelim kardeşim. Şu senin kızı bize ver bakayım. Aha. Evet. Ne oluyor oğlum? Şu yok. Bunlar yok abi. Hocam bunlar yok hocam. Hocam vallahi bunlar yok. Hocam şunlar yok hocam. Şunları iptal edelim. Bunlar yok abi. Bunları iptal. Ne oluyor oğlum? Hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor hocam? Hocam aman yani o şeyleri sevmiyorum yani. Grup murup tövbe estağfurullah. Hayır, hayır daha yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ulakşım. İlla böyle yapacağız yani. Abi inşallah tek ben yapmışımdır. Ortongard konumunda kalıyor. Bildiğin var mı senin Abagay? Abagay'a birlik oluşturalım o zaman. Ha şimdi hazır şey yapmış ya. Şimdi bak bu işi yaptık ya dostum. Şu işi de halledelim be. Heh. Evet Najun. Kardeş onu da yaparız. Ama ben seninle zaten bir şey yaptık ya. O yüzden onu gerek yok. Ha tamam şimdi bak yaparız bence bu. Hiç mi yani? Hiç mi o şey olmadı ya? Hiç mi olmadı o iş? Evlilik yılı ittifak Aliya. Çok güzel. Aliya'yı deneyelim. Ne dedin sen? Orayı okumadım. Keşke okusaydım. Acaba benim onurumu yeterince onurum falan beğenmedim yani. Kralım lan ben. Kralım ben farkında mısınız burada yani? Bilmiyorum farkında mısın ama ben kralım yani. Neyse Abagay'ı ailesinden kopardık. Abagay. Artık Abagay Ceylan klanına geçti. Hoş gelmişsin Abagay. Kentlerimizi falan görüyorsunuz. Yalnız ben Asera ile savaşta değilim hocam. Hocam ben Asera ile savaşta değilim. Altın Domuz Kumpanyası ile savaşta olabiliriz. Asera ile gibi bir şeyde savaşta değilim ben. Kimse kim diyorsa onu yalan söylüyor yani. Ben Asera ile falan savaşta değilim. Neyse abi o zaman burada da ufaktan videoyu bitirelim. Savaş ilan edebileceğim battaniye var. Şu anda desteği tam alamadık. O desteği tam aldığımızda savaş ilan ederiz. Gücümüzün ne kadar arttığına bakmak istiyorum. 6800 bayağı gücümüz artıyor yani. Birkaç tane lord çeksek çok iyi olacak. O zaman ufaktan artık videoyu bitirelim. Bu bölümde de artık sonunda karakterimiz evlenmiş oldu. Sonunda bir krala yakışır biriyle aldık abi. Ve yetenekleri de bu arada bayağı iyi yani. Baksanıza abi her şeyi var adamda. Her şeyi var. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları beğenip tutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.